Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda periyodik sistemin tarihçesinden ve genel özelliklerinden bahsetmiştik. Artık bu videomuzda periyodik özelliklerinin değişiminden bahsedeceğiz. İlk olarak periyodik özelliklerin değişimine başlamadan önce atom numarası değişimini hatırlatmak istiyorum. Çünkü elementlerin ayırt edici ve karakteristik özelliğini gösteren noktası atom numarasıydı. Ve Moseley'in yaptığı X ışınları deneyiyle beraber elementler periyodik sisteme atom numarasına göre yerleştirilmişlerdi. Artan atom numarasına göre. Yani bizim periyodik sistemimizde soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru atom numarası artmaktadır. Hemen şurada daha önce gördüğümüz bir periyodik sistem üzerinden bakacak olursak buraya 1, 2, ne oldu? Soldan sağa doğru arttım ve birinci sıramda olduktan sonra ikinci sıraya başladık artık. 3'ten 10'a kadar ikinci sırada. Bu sırada olduktan sonra bir diğer sıraya başladık. Yani aşağıya doğru atom numarasının arttığını ifade ederiz. Atom numarası artar diyoruz. Evet, atom numarası bizim için önemli. Evet, hemen buraya geri döndüm. Geldim, ikinci özelliğimle diyebilirim artık. Atom çapı. Çap bizim için önemli bir kavram. Bundan sonraki diğer özelliklerimize, değişen özelliklerimize hep çapa dayandırarak nedenini, niçinini anlatacağız. Şimdi öncelikle çap dediğimiz olayı kavrayacak olursak. Atomun çekirdeğinin merkeziyle elektronun bulunduğu son nokta arasındaki mesafe bizim atomumuzun yarıçapıdır. Şimdi atomun sistemine baktığımız zaman çekirdekte artı yüklü protonlarımız ve yüksüz nötronlarımız vardı. Artı yüklü protonlar bir çekim gücü, çekirdek çekim gücünü oluşturuyorlar. Daha sonra bizim yörüngelerde elektronlarımız var ve yörüngelerdeki elektronları çekiyorlar. Periyodik sisteme baktığımız zaman birinci periyotta bir katman var. İkinci periyotta iki katman var. Üçüncü periyotta üç katman. Dördüncü periyot dört katman şeklinde. Katman sayısı arttıkça çap artmaktadır. Üzerine bir katman daha ilave oluyor. Üzerine bir katman daha ilave oluyor ve bu şekilde çapı arttığını ifade ediyoruz. Peki soldan sağa doğru gidildikçe ne olacak? Katman sayısı aynı. Aynı periyottayız. Aynı yatay sıradayız. Öyleyse proton sayısı artıyor. Soldan sağa doğru proton sayısı, atom numarası artar dedik. Proton sayısı arttıkça çekirdeğin çekim gücü artar. Çekirdek elektronları kendine daha kuvvetli çektiği için atom yarıçapı artık azalacaktır. Çapta diyebiliriz, yarıçapta diyebiliriz. Herhangi bir değişim olmayacak ya da burada atom hacmi şeklinde de kullanabiliriz. Hiçbir şey değişmeyecektir çünkü sadece biz artar azalır şeklinde ifade ediyoruz. Hemen birkaç tane örneğe bakalım. Berilyum, magnezyum ve kalsiyum arasında örnekler verilmiş. Berilyum nerede? İkinci periyot 2A grubunda bulunuyor. İkinci periyot 2A. Magnezyuma baktım. Üçüncü periyot 2A'da. Katman sayım arttı. Dolayısıyla çapım arttı. Burası kalsiyum ise dördüncü periyot. Dört tane katmanı var. Son yörüngesinde iki tane elektron var. 2A grubunda katman sayısı arttıkça çapın arttığını ifade ediyoruz. Peki buraya bakalım. Üçüncü periyot, üç tane katmanım var. Son yörüngemde bir elektronum var. 1A grubunda bulunuyor. Magnezyum, üçüncü periyot, 2A grubunda katman sayısı aynı. Ancak proton sayısı arttığı için çekim gücü arttı. Çekirdeğin çekim gücü arttı. Ve bu sebeple
çapın küçüldüğünü söylüyoruz. Çünkü merkeze doğru daha kuvvetli bir şekilde çekiliyor. Aynı şekilde katman sayısı aynı ancak proton sayısı arttı. Elektronlar daha kuvvetli çekildiği için çapın küçüldüğünü ifade ederiz. Geldik bir diğer özelliğimiz. İyonlaşma enerjisi. Şimdi iyonlaşma enerjisi dediğimiz olay bizim nedir? Bu tanım çok önemli. Direkt tanım olarak da ÖSYM'de karşımıza gelmişti. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir tane elektron kopartarak pozitif yüklü iyon oluşturabilmek için gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. 1. Dikkat etmemiz gereken nokta. Gaz halinde olmalı. Katı olmaz, sıvı olmaz. 2. Nötr olmalı. Ve bir tane elektron kopartmalıyım. Buraya dikkat edin. Bir tane elektron kopartmalıyım. İşte bunun için gereken enerji benim birinci iyonlaşma enerjimdir. X artıdan bir tane daha elektron kopartmak için verdiğim enerji miktarı ikinci iyonlaşma enerjimdir. Peki bir tane atomun kaç tane iyonlaşma enerjisi vardır? Neyi kopartıyoruz? Elektronu. Yani atomun kaç tane elektronu varsa o kadar tane iyonlaşma enerjisi vardır. Geldik bir diğer özelliğe. Birinci iyonlaşma enerjisi, ikinci iyonlaşma enerjisi, üçüncüsü, dördüncüsü, enincisi. Bunlar arasında bir büyüklük ilişkisi kuracak olursak. Şöyle düşünelim. Örneğin bu 12 olsun, magnezyum olmuş olsun. Yani neresi? 2A grubu element. Başlangıçta nötrdü. Yani 12 protonu, 12 elektronu 12 proton çekiyordu. Bir miktar enerji verdim ve bir tane elektron koparttım. Artık ne oldu? Protonlar değişmezler hiçbir zaman. Çekirdektedirler. Çekirdeğin yapısı değişmez. Fiziksel ve kimyasal olaylarda değişmeyecektir. Değişen sadece elektron. Artık 11 elektron çekiyor aynı proton gücüm. Burada 12 proton gücü 12 elektronu çekiyordu. Artık 12 proton gücüyle 11 elektronu çekiyorum. Dolayısıyla aynı güçle daha az elektron çektiğim için çap daha küçük. Artık buradan daha güçlü çekildiği için elektronu, buradan elektronu kopartmak daha zor. Ne oldu? 12'ye 10 haline benzedi. Yani her zaman için bir sonraki iyonlaşma enerjisi bir öncekine göre daha büyüktür. Yani E4 büyüktür E3'den, E3 de büyüktür E2'den, o da büyüktür E1'den. Her zaman için bir sonraki bir öncekine göre daha büyük olacaktır iyonlaşma enerjisi için. Ben şu kısmı devam ettirmek istiyorum. Ben X artı 2'den bir tane daha elektron kopartacağım. Ve üçüncü iyonlaşma enerjisi hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi üçüncü iyonlaşma enerjisi birden ve ikiden farkı ne? Artık bu atom 12'ye 10 haline dönüştü. 10 yani bir soy gaz elektron düzeninde. Yani daha kararlı, çok daha kararlı. Dolayısıyla buradan elektron kopartmak çok çok daha zor olacaktır. Yani E2 ile E3 arasında en az 3,5-4 katlık bir fark oluşacaktır. Bu da soy gaz elektron düzeninden elektron kopartıldığı anlamını taşır. Şimdi buraya bakacak olursak bir sonraki iyonlaşma enerjisi bir öncekine göre her zaman daha büyüktür. Her zaman artan bir sıralama görüyorsunuz burada. Aynı zamanda soy gaz elektron dizilimine benzediği durumları da görebilirsiniz. İşte örneğin lityum. Lityum nerededir? Hemen size bilgi anlamında atom numarasını vereyim. Lityum 3'tür. Yani 2 bir şeklinde bulunacak. İkinci periyot 1A grubudur. 1A grubu olduğuna göre bir tane elektron koparttıktan sonra soy gaz elektron düzenine benzeyecek. Bir tane elektronunu koparttım. Artık şuraya baktığınız zaman ne oldu? 520'den
7000 küsüre geçmiş oldu. 3,5-4 katı çok çok aştı. Hatta çok daha yüksek bir kat olduğunu buradan söyleyebiliriz. 10 katı da geçmiş konumda. İşte o yüzden hatta grup numarası bulmak istersek en az 3,5-4 katı gördüğümüz yerden şöyle bir kesik atar. Önünde iyonlaşma enerjisi sayısı kadar gruba sahip olduğunu söyleriz. Ve biz iyonlaşma enerjisi için sadece A gruplarından bahsederiz. Hiçbir şekilde B gruplarından bahsetmeyiz. Hemen döndük buraya baktık. Ne oldu? Burada bir artış var ama iki katlık bile bir artış değil. Daha sonra buraya baktım. 1750 gibi bir rakamdan 14.000'e geçmiş. Yine çok çok büyük bir artış görüyoruz. Hemen buradan kestim. Buradan da berilyumun 2A grubunda olduğunu görmüş oluruz. Yani sol gaz elektron düzeninden biz elektron koparken çok daha büyük artışlar görüyoruz. Ve buradan yola çıkarak da elementimizin grubu hakkında yorum yapabiliriz, grubunu bulabiliriz. Peki periyodik sistemde soldan sağa aşağıdan yukarıya nasıl olacak? Hemen hatırlayalım. Yukarıdan aşağıya doğru baktığım zaman çapım benim yukarıdan aşağıya doğru artıyordu. Hemen şunu düşünün. Şimdi burada elektron çekim merkezine yani protonlara yakın, çekirdeğe yakın. Burada ise elektron çekim merkezine daha uzak. O zaman buradaki elektronu benim kopartmam çok daha kolay olacaktır. Yani aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalırdır. Peki, soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi ne olacak? Şimdi çap mantığında yine bakacak olursak, soldan sağa doğru gidildikçe çapımız ne oluyordu? Proton sayısı artıyordu, çekim gücü artıyordu. Dolayısıyla çapın azaldığını söylüyorduk. Çap azaldığına göre elektron daha kuvvetli çekilecektir ve daha kuvvetli çekilen elektronu kopartmak için daha fazla enerji harcamamız gerekecek. Yani iyonlaşma enerjisi genellikle artar diyoruz. Şimdi genellikle dediğimize göre mutlaka bir istisna var burada. Bunun istisnası nedir? Artar dedik. Şimdi istisnası bunun şurası. Çünkü 2A grubu elektron diziliminden kaynaklı 3A'ya göre daha kararlıdır. Daha kararlı olduğu için de elektron kopartmak daha zordur. Daha sonrasında biz bunun ismini küresel simetrik şeklinde ifade edeceğiz. 5A grubu da aynı şekilde 6A'ya göre daha kararlıdır. Bundan kaynaklı elektron kopartmak daha zordur. O yüzden 2 ile 3, 5 ile de 6 yer değiştirmiştir. Sıralama normal bir şekilde ilerler. 1A küçüktür 3A'dan, 2 ile 3 yer değiştirmiş konumda bulunurlar. Küçüktür 2A, 4A, daha sonra 5A alması gerekiyordu ama yer değiştirdi. 7A ve 8A şeklinde devam etti. Buna hatta 3 aşağı 5 yukarıya şeklinde de kodlamasıyla karşılaşabilirsiniz farklı kaynaklarda. Evet arkadaşlar, burada kalalım. Bir sonraki videomuzda elektron ilgisinden devam edeceğiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.